Hoş geldiniz, selam verdiniz. Dar çalış. Bir daha çekin baba. Ya harika ya. Çeksenize çocuklar bu resimleri. Muhteşem. Her sene genişliyor, geliştirilerek devam ediyor. Muhteşem valla. Ellerinize sağlık hanımlar. Teşekkür ederim. Her yıl Osmanlı çileğini bir adım daha ileriye taşımak için değişik etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün gerçekleştireceğimiz çilekli pasta yarışmasıdır. Bu yarışmadaki amacımızı kısaca hemen izah etmek istiyorum. Ereğli'mizin meşhur Osmanlı çileğinin kullanım alanlarından bir tanesi de pastacılık sektörü. Biz bu sektörü geliştirme adına bölgemizdeki halkımızı bu işin içine katmak için mutfağımızda yapılan pastaları yarıştırmaya karar verdik. Hepinizin gördüğü gibi biraz sonra jüri üyelerimizin de değerlendireceği gibi pastalarımız ortaya konulan kompozisyon son derece mükemmel, son derece görseldir. Göreve geldiğimizden beri Osmanlı çileğini ilçemizin en önemli değeri olarak kabul ettik. Ve yeteri kadar önemsenmediğini, yeteri kadar hatırlatılmadığını, yeteri kadar çalışılmadığını üzüntüyle gördük. O günden beri çalışmalarımız belediyede ayrı, dernekte ayrı, tarımda ayrı. Tabii ki devam edecek. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü bir tek Osmanlı çileği ilçemizde olmakta. Aromasıyla, kokusuyla, önemli değerleriyle, sağlığa kattığı değerlerle son derece önemli bir ürünümüz. Bizler bugünden sonra biraz önce dernek başkanımızın dediği gibi adım adım değil, koşarak gitmemiz lazım. Kaybettiğimiz günleri, ayları, yılları kazanmamız lazım. Ve gerektiği noktaya çıkartmak için. Bizler samimiyiz. Bizler bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bugüne kadar da verdik. Bizden istenen Osmanlı çileğinin üretiminin artması, Osmanlı çileğinin hak ettiği noktalara gelmesi için ne gerekiyorsa destek vermeye dün olduğu gibi bugün de yarın da hazır olacağımızı bilmenizi isterim. Ben yarışmacı arkadaşlarımızın pastalarını gördüm. Gerçekten çok güzel. Herkesin tatması lazım. Hatta Ereğli'deki bütün pastanelerde böyle güzel pastaların, Osmanlı çileğinden üretilen pastaların da olması lazım. Burada katılıyorum. İnşallah hanımefendiler bu pastaları artık ticarete de çevirirler. Pastanelere de teklif ederler. Bizler de bunlara ön ayak oluruz. Ben sözlerime son vermeden bugün bildiğiniz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinizin başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın gününü kutluyorum. Evet, bizim gerçekten işimiz zor. Ve bu zor görevi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Allah'ım, 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 Allah'ım,
Sevel Hanım pastasını sunumunu yaptı ve biz hem görüntüsüne, hem tadına, hem sunum şekline, hem de katkı maddesine, içindeki bulunan malzemelere malzemeleri bize anlattı ve biz ona göre bir değerlendirme yapacağız. Atmasın diye o çok tercih ettim. Ama bunlar şeker kek, küçük olup içindeki. Sadece bunlar yapay. Başka hiçbir şey yapay değil. Bunlar bir keki de kendim yaptım. Eledim bir söyle. Zaten bir yöntem var. Bu pasta yapmamın amacı bizim mahallemizde yeni kurulan Osmanlı çiğneği gelmesini görselleştirmeye çalıştım. Ahmet çiğneği. Ahmet çiğneği. Ahmet çiğneği.